İsrail denince akla ilk gelen imaj askeri bir görüntüdür. Taş atan çocukları vuran piyadeler veya Gazze'yi yerle bir eden uçaklar, tanklar. Bu korkunç ve çirkin imajın yanı başında naif ve sevecen ikinci bir imaj daha vardır. İsrail'in yapıp etmelerine karşı çıkan, Filistin'in yanında duran tuhaf görünümlü bir grup Yahudi dindar. Geniş fötr şapkaları veya kallavi kürk kalpaklarıyla, uzun sakalları, kıvır kıvır lüleleriyle Yahudi'den daha Yahudi adamlar nasıl oluyor da İsrail'e karşı Filistin davasının yanında olabiliyorlar? Kudüs'ün dar sokaklarından Londra'nın, Montreal'in veya Brooklyn'in bulvarlarına dek dünyanın pek çok noktasında onları ellerinde İsrail karşıtı pankart veya posterlerle görünce insan şaşkınlıkla sormadan edemiyor. Kim bunlar ve ne istiyorlar? Neyi, niye protesto ediyorlar? Neturei Karta, Arami dilinde şehrin koruyucuları demek. Tevrat'ın kutsal tefsiri olan Kudüs Talmudu'nda geçen bir kıssadan alıyor adını. Kıssa şu şekilde. Ünlü bir din bilgini, üç hahamı Yahudilerin yaşadıkları şehirleri teftiş için gönderir. Hahamlar Yahuda ülkesini baştan sona gezerler. Bir şehre geldiklerinde ahaliye derler ki, şehrin muhafızları nerede? Ahali de devreye gezen güvenlik güçlerini bulup getirerek gösterir. Bunun üzerine hahamlar derler ki, bunlar şehrin muhafızları değil, yok edicileri. Halkın kafası karışır ve hahamların muradını anlamaya çalışırlar. Sonunda hahamlar, Mezmurlar 127'den bir pasaj okuyup şu cevabı verirler. Şehrin muhafızları, oranın alimleri ve yazıcılarıdır. Buradaki göndermenin doğrudan İsrail ordusuna olduğunu, kendilerini onların karşısında kutsal toprakların gerçek muhafızı olarak addettiklerini anlamak için zihni zorlamak gerekmiyor. Daha geniş manada gerçek ve saf Yahudiliği, Siyonistlerin değil kendilerinin temsil ettiğini ima eden bir adlandırmayı başından seçmiş bulunuyorlar. Öncüleri kimlerdi peki? Soy ağaçlarında kimler vardı? Bunlar aslen kendilerini ibadete ve kutsal metinlere okumaya vakfetmiş sofu esnaflar ve zanaatkârlardı. Birçoğu da diasporadaki zengin Yahudilerin bağışlarıyla ayakta duruyordu. Osmanlı idaresi altındaki Filistin'de Araplarla dostane bir arada yaşıyorlardı. Kavga dövüş yoktu, toprak gaspı, silahlı çeteler yoktu. Yeni yeni Siyonist fikirlerle uzaklardan gelen ve Filistinlileri kovarak buraları bir Yahudi yurdu haline getirmeye çalışan Siyonistlere karşı tepkiliydiler. Onlarla dokuları da uyuşmuyordu. Yeni gelenlerin dine karşı lakayt duruşlarına mana veremiyor, tahammül edemiyorlardı. Eski Kudüs'te aşırı kalabalıklaşan mahallelerden çıkıp kendi sinagoglarını ve mahallelerini kurmak üzere uzaklaştılar. Litvanyalı ve Macar asıllıların çoğunlukta olduğu Meahşearim mahallesi, ta 19. asrın sonlarından itibaren onların kalesi olarak anıldı. Günümüzde de adeta bir getto gibi Yahudiler içinde ama ayrı ve izole bir hayata gönüllüler. Bölgeyi ziyaret eden bir Amerikalı profesör, Atlantic Monthly dergisinin Şubat 1921 sayısında şöyle diyecekti. Filistin'de birçok Ortodoks Yahudi, Siyonizme sert bir şekilde muhalefet etmektedir. Çünkü özellikle Siyonist liderlerin fanatikliği yüzünden yerlilerle ilişkilerini sürdürmenin her zamankinden daha zor olduğunu fark etmişlerdir. Böyle olsa da Siyonist harekete karşı Yahudiler içinde örgütlü itiraz ilkin Kudüs'ten çıkmadı. 27 Mayıs 1912'de Almanya ve Doğu Avrupa'dan 300 civarında Ortodoks lider Polonya'da toplanıp Agudat İsrail'i kurdu. Seküler Siyonistler zaten çoktandır bu hahamların altını oyuyor, geleneksel konum ve söylemlerini zaafa uğratıyordu. Agudat İsrail bir yönüyle hahamların laik milliyetçi Yahudilere karşı sınıfsal direncini de temsil ediyordu.
Siyonist dalga karşısında klasik Yahudilik artık muhalefete düşmüştü ve eldeki mevzileri ümitsizce savunuyordu. En sert kırılma 1924 yazında gerçekleşti. Jacob de Haan adında Hollandalı bir şairin vurulmasıydı hadise. Eşcinsel, eski Siyonist bir şair. Dinle ilgili epeyce şüphesi de olan biriydi, fakat Siyonizmin Yahudiler için bir sapma olduğunu düşünen dindarlarla aynı safta bulmuştu kendini. Onlardan daha da ileri giderek devrin Arap liderleriyle görüşüp Ürdün'ün parçası olarak bir Filistin devletinin kurulmasını destekliyordu. Siyonizme karşı Agudat İsrail liderleriyle müzakere etmek ve bir yol haritası oluşturmak üzere Temmuz'da Londra'ya gitmeyi planlıyordu ki 30 Haziran sabahında Siyonistlerin hedefi oldu. Daha sonra İsrail ordusunun bel kemiğini teşkil edecek olan silahlı örgüt Haganah'ın komutanlarından Avraham Tehomi, beyazlar giyinmiş olarak yaklaşırken hiç de bir tetikçiye benzemiyordu. Saati sorduğunda Jacob de Haan muhtemelen ondan şüphelenmemişti bile. Fakat tetikçi üç el ateş ederek sıvışmıştı. De Haan birkaç dakika içinde kim bilir Londra'ya gidebilse neler olabileceğini hayal ederek can vermişti. De Haan Zeytin Dağı'na gömülürken cenazesine Haredim denen yüzlerce dindar katıldı ve dönüşte Siyonistlerle hesaplaşmak için şehir merkezine akın ettilerse de Filistin'i Osmanlı'nın elinden alan İngiliz polisi tarafından güçlükle zapt edildiler. Agudat İsrail Genel Merkezi taziye telgraflarını kabul ederken öfkeliydi. New York'taki ultra-ortodoks Yahudiler de dağıttıkları broşürlerde De Haan'ı övüyor ve dindarları köleleştirmek için şiddete başvuran Tevratsız Siyonistleri yerden yere vuruyorlardı. İngiliz polisi birkaç şüpheli Siyonist genci yakalayıp delil yetersizliğinden salıverdi, tetikçi Tehomi'ye ise asla ulaşamadı. Filistin'deki bu ilk siyasi suikast sadece göçmenler arasında değil Avrupa'da da şok etkisi yarattı. Ben Gurion'da dahil Siyonist liderler birbirini suçlayıp durdu. Siyonist İşçi Hareketi lideri Beilinson o günlerde tehlikeyi görüyor ve şu satırları yazıyordu. Hareketimizin bayrağı kararmamalıdır. Ne masumun kanıyla ne mücrimin kanıyla. Aksi takdirde hareketimiz kötü olacaktır çünkü kan başka kanları çeker. Kan her zaman intikam alır ve bu yola bir kez girerseniz sizi nereye götüreceğini bilemezsiniz. Şüpheler hiç azalmamıştı ve sonunda 1952'de Haganah'ın ilk resmi komutanı Joseph Hecht, örgütün tarihçisine olan biteni hikaye ederken gerçekleri itiraftan geri duramadı. De Haan'ın Londra ziyaretine mani olmak için örgüt liderleri toplanmış ve cinayete oy birliğiyle karar vermişlerdi. Haganah lideri pişman olmadığını, bugün olsa aynısını yapacağını belirtmekten de sakınmıyordu. Her halükarda De Haan, Siyonist olmayan Yahudilerin simge ismi ve ilk şehidi olarak tarihteki yerini alacaktı. Neturei Karta mensuplarınca eşcinselliği özenle görmezden gelinerek 1980'lerde bir parka onun adını vermek için ellerinden geleni yapacaklardı. Şimdi dönelim suikastın gerçekleştiği döneme. Agudat İsrail liderliği suikasttan sonra Siyonistlere muhalefetinin dozunu şaşırtıcı biçimde azalttı. Siyonist fikirler Yahudi bünyesinde daha fazla yayıldıkça örgüt daha bir tavizkar oldu. Öyle ki lider kadronun rüşvetle satın alındığı konuşuluyordu. İşte bu şartlarda Neturei Karta büyük bir hayal kırıklığıyla iyice radikalleşen bir grup olarak 1935'te Macar Yahudilerinden 41 yaşındaki Arnram Blau tarafından Kudüs'te kuruldu. Hareketin bu isimle anılması ve adını duyurması birkaç yıl sonra gerçekleşecekti. Şöyle ki, yerleşimci istilalarına ve İngiliz himayesine karşı 1936 ila 39 yıllarında patlak veren Arap isyanı esnasında Siyonistler savunma vergisini tüm Yahudiler için zorunlu hale getirince Arnram Blau ve cemaati bu toplanan paralarla Tevrat'a aykırı işler yapıldığı gerekçesiyle vergi ödemeyi reddettiler. Vergi memurları meşhur Meaşearim mahallesindeki vergi karşıtı gençlerle karşı karşıya geldi. Memurlar gençleri feci şekilde dövdüler. Bunun üzerine cemaat
vergi vermeyi reddediş gerekçelerini anlatan bir bildiri yayımlayarak ilk defa kendi adıyla imzaladı Naturae Carta. Hareketin kurucusu Arn Ramblau, İsrail'in varlığına karşı muhalefetinden asla taviz vermedi. O zaman Ürdün'ün kontrolünde olan Doğu Kudüs'te yaşamayı önerecek kadar ileri gidiyordu. Şabat denilen cumartesi günündeki yasakların alenen ihlaline, kadınların askere alınmasına, kadın erkek karma yüzme havuzlarına karşı protestolar düzenlediği için başı polisle hep belaya giriyor ve birçok kez hapsi boyluyordu. Gel gelelim İsrail'in kuruluş mantığına itiraz edenlerin sayısı gün geçtikçe azalıyordu. Dindarlar habire fire veriyor, Siyonist saflarda daha fazla haham ve haredi boy gösteriyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın zorlu şartlarında saflar Siyonistlerin arzu ettiği şekilde birleşiyor, çözüm bağımsız bir Yahudi devletinin kurulması olarak görülüyordu. Buna itirazı sürdüren en kararlı yapı Naturae Carta oldu. Onlar Holokost denilen Nazi soykırım girişimini bile Tanrı'nın Siyonizm'den intikamı olarak gördüler. Başta da sonda da en esaslı mesele, devlet fikrinin Yahudi itikadına ters olmasıydı. Roma sürgününden itibaren inanç neredeyse 2000 yıldır sürgün ve kurtuluş kavramları etrafında şekillenmişti. Buna göre sürgün ilahi bir cezaydı ve Yahudiler şayet Tanrı'nın rızasını kazanırlarsa Davut soyundan gelecek bir Mesih'le kurtuluşa layık görüleceklerdi. Böylelikle Filistin'e onun öncülüğünde geri dönecek, mabedi üçüncü kez inşa edeceklerdi. Mesih gelmedikçe yapmaları gereken tek şey sürgüne boyun eğmek ve sabırla beklemekti. Mesihsiz bir kurtuluş çabası Tanrı'ya itaatsizlik demekti. Nitekim mesela 1837'de Filistin'e toplu bir göçün ardından Safed'de meydana gelen depremi Avrupa'daki hahamlar göçle ilişkilendirmişlerdi. Çünkü sürgün döneminde Tanrı Filistin'dekilerle değil sürgündeki Yahudilerle birlikteydi ve Talmud'a göre sürgün başladığında Tanrı ile şöyle bir ahit yapmışlardı. Yahudi olmayan dünyaya isyan etmeyecekler, İsrail topraklarına toplu halde göç etmeyecekler, buna karşılık Tanrı da onları yok oluştan koruyacak ve bir gün kurtarıcıyı gönderecekti. Şimdi ise Mesih'i beklemeden harekete geçmeyi savunan Siyonistler, putperestlere özdeş bir günahı üstlenmiş oluyorlardı. Zira bu, Tanrı'dan ümidi kesmek ve ona baş kaldırmak, net bir biçimde onu denklem dışı tutmak demekti. Bu yüzden Naturae Carta, Siyonizmi Musa peygamber Tur dağındayken Yahudilerin tapındığı altın buzağa benzetiyordu. Siyonistler gerçek kurtuluşun önündeki bir engeldi ve yaptıkları Mesih'in gelişini geciktirmekten başka bir şey değildi. Yahudiler şunca asır devletsiz kimliklerini korumuşlardı. Şimdi ise bir devletleri vardı fakat asli kimliklerini kaybetmişlerdi. Bundandır ki asla İsrail'i tanımazlar. Ağlama duvarında dua etmek bile onu tanımak manasına gelebileceği için oraya gitmeyi reddederler. Adını dahi ağızlarına almazlar. İsrail diyecek olsalar bu devlet değil, sadece toprak manasındadır. Tanrı tanımaz İsrail'e, vergi vermez, devlet bütçesinden pay almaz, okullarına gitmez, askerlik yapmazlar. Kimlik kullanmaz, mahkeme kararlarını takmaz, gözaltındayken sorulara cevap vermez, dışarı atılmayı beklerler. Değil parasını, İsrail'in posta pulunu bile kullanmaz, tüm İsrail ürünlerini boykot ederler. İsrail'in kısa tarihindeki en uzun tartışma olan laik dindar kutuplaşmasında en sert taraftar onlardır. Devletin demokratikliğini de ayrı bir küfür olarak görürler. Kendi milli marşları bile İsrail'e reddiyelerle doludur. Tanrı bizim kralımız ve biz onun köleleriyiz. Kutsal Tevrat bizim yasamız ve biz ona bağlıyız. Sapkınların rejimini tanımıyor ve otoritelerini kabul etmiyoruz.
hükümetlerine itaat etmiyor ve onların kanunlarını tanımıyoruz. Biz göklerdekinin adını yüceltmek ve kutsamak için ateşte ve suda Tevrat'ın yolunda yürüyeceğiz. Böylesi bir düşmanlığın her fırsatta meydanlarda rutin olarak İsrail bayrağını yakmaya yeltenmesine şaşırmamak gerekiyor. Hasımlarını kızdıracak şekilde mahallelerine astıkları pankartlara "Siyonistler giremez, Siyonizme ölüm" yazmalarına da, "Araplar iyidir" pankartıysa Siyonistleri çıldırtmak için olsa gerektir. "Kadınlar tesettürsüz geçemez, kadınlar sağ kaldırımdan, erkekler sol kaldırımdan" pankartları ise hayatı tanzim adına laikleri huylandıran müdahalelerine sadece birer örnektir. Kurucu Arn Ramblau'nun 1974'teki ölümünden sonra yeni katılımlarla Naturae Carta kendine yeten bir sistem kurmayı başardı. 90'lardan itibaren ise uluslararası toplantı ve konferanslarda daha fazla boy gösterip seslerini duyurmayı seçtiler. Arafat'la, Hamas'la, Hizbullah liderleriyle görüşmeleri Yahudiler için birer skandal, tüm dünya içinse tuhaf gelişmelerdi. Aralık 2006 tarihinde İran'da tertiplenen Holokost'la ilgili toplantıya katılıp İsrail'i haritadan silmekten söz eden Cumhurbaşkanı Ahmadi Necat'la hemfikir oldukları şeklindeki beyanlar İsrail kamuoyunda büyük tepki çekti ve Kudüs'teki hahambaşı Tahran'a gidenlerin derhal aforoz edilmesi gerektiğini söyledi. İsrail'e tavırlı dindar çevreler bile Yahudileri Naturae Carta'dan uzak durmaya ve eylemlerini kınamaya çağırdı. İsrail'in hışmına uğramış Filistinlileri ziyaret ederek onlara taziyelerini sunan hareket mensupları, "Siyonist devlet Yahudileri ve Yahudiliği temsil etmiyor" türünden afişler tutarak özellikle Müslüman dünyada elbette bir sempati topluyor. Fakat gerçek Yahudiliği kimin temsil ettiği hususundaki kafa karışıklığını gidermeye bu yetmiyor. "Öldürmeyeceksin" diyenler mi, yoksa "buralar bize vaat edildi ve öldürmek görevimiz" diyenler mi daha Yahudi, buna kimin karar vereceği bilinmiyor. Naturae Carta, medyanın kasıtlı biçimde kendilerini küçümseyip az gösterdiğini iddia etse de aslında gündemde olmayı bir şekilde başaran bir örgüt. New York'taki gösterilerine sadece birkaç düzine, Kudüs'tekilere ise hepi topu birkaç yüz kişi katılıyor olsa da, en cömert tahminler bile 500 aileden söz ediyor yalnızca. Tezleri ve tarzlarıyla son derece sıra dışı oldukları aşikar. İsrail'i karalayıp Yahudiliği aklama çabalarının sahihliği ise elbette tartışmalı. Yine de İsrail'in zulümlerine karşı mazlumlarla dayanışmaları her halükarda takdire şayan.